Yorumcu Sınıflar kanalımızı çok izliyor ve biz de birinci dönem ikinci yazılı hazırlıklarına devam ediyoruz arkadaşlar. Vakit buldukça bunları böyle atacağız. Diğer ara sınıf kardeşlerim de videoyu açtıysa sizler için de gelecek. Şimdi neredeyiz? Arkadaşlar MEB'in ikinci ve üçüncü senaryo sorularını bakın sayılarını değiştirdim. Birkaç tane arkadaşımız şey yazmış. Hocam işte bu MEB'deki çözümden farklı buradaki sonuç falan sanmış. Sorular aynı sorular değil arkadaşlar. Ben sadece sayıları değiştirdim telif yememek için. Siz bu soruları bir daha indirin çözün tamam mı? Yani ayrıca hani videoyu ilk bu videoyu açan kardeşlerim için şu, tam şu kısmı arkadaşlar bakın birinci senaryoyu izleyebilirsiniz. Ayrıyetten bir de konuları daha detaylı öğrenmek istiyoruz diyorsanız arkadaşlar hemen şuradaki neyi bitiriyorsun? Oynatma listesini böyle videoları izliyorsun gidip sınavına girip Allah'ın izniyle çok güzel bir not alıyorsun tamam. O zaman ne yapacağız arkadaşlar hadi gelin fazla uzatmayalım. İkinci ve üçüncü senaryo sorularına başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar sorular burada. Bu ne? Bu ikinci senaryo. Şu da üçüncü senaryo. Tamam mı? Bunları böyle çözeceğiz arkadaşlar. 10 tane soru var. İkinci senaryoda 5. Üçüncü senaryoda 5. Ne yapalım? Hadi gelin bakalım. Başlayalım arkadaşlar. Şurada birinci sorudan. Şimdi bakın. Şöyle yaptım. Birinci soruya baktığımızda tepkimesine göre diyor kaç gram Z oluşacağını bulunuz. Şimdi kütlenin korunma yazısı. Giren maddeler bak X ile Y birleşmiş Z ile T'yi oluşturmuş. Bunların kütleleri birbirine eşit arkadaşlar olması lazım. Buradan X gram oluşmuş diyelim. 10 artı 10 girenlerin kütlesi X artı 3 eşit olacaksa X buradan arkadaşlar 20 eksi 3'ten yani şu kısım 20 yaptı. 3'ü buraya attım arkadaşlar. X'in 17 gram olması gerekiyor arkadaşlar. X eşittir 17 gram dedim. Ve diğer soruma geçtim. 0.4 mol C2H8 bileşinde kaç mol atom olduğunu işlem basamaklarını göstererek bulunuz. Şimdi ilk videoları izlediğinizi düşünerekten arkadaşlar. Ben elime 1 mol C2H8 aldığımda. Bak bunun içerisinde 2 mol karbon atomu, 8 mol hidrojen atomu. Toplam 10 mol ne var arkadaşlar? Atom var bunun içerisinde. Şimdi o zaman 0.4 mol C2H8 toplam molekülden bahsediyoruz. Yani bu molekülde kaç mol atom vardır dersem. Burada oran 16 yaptığımız arkadaşlar. 4 mol atom vardır diyebiliriz. Hadi gel bakalım diğer sorumuza geçelim. Ya MEP de bizi zorlamamış arkadaş. MEP zorlamadıysa senin öğretmenin de zorlamaz. Merak etme. Şimdi tepkimenin diyor en küçük tam sayılarla denkleşmiş halini yazınız diyor ya. Şimdi bu organik bir bileşik arkadaşlar. Böyle bileşiklerde yalnız karbon hidrojen ve oksijen içeriyorsa karbon hidrojen oksijen sıralamasına bak. 2 karbon girmiş. 2 karbon çıkması için şuraya 2 koydum arkadaşlar. Bak 5 burada 1 burada 6 hidrojen girmiş. Şuraya arkadaşlar 3 koyarsam 6 hidrojen çıkar. Bak şimdi 3 oksijen burada. 2 iki kere 2'den 4 oksijen de burada. Toplam 7 oksijen. Bak oksijenin biri burada. Toplam 7 olması için şurada 6 oksijen ihtiyacım var. 3 koydum buraya arkadaşlar. Bak en küçük tam sayı bu. denkleşim halleri de bu olmuş oluyor arkadaşlar. 1, 3, 2 3 dedim ve diğer soruma geçtim. Tepkimesine göre normal koşullarda 44,8 litre karbondioksit gazı oluşması için en az kaç mol kalsiyum karbonat katısının harcanması gerektiğini işlem masamaklarını göstererek bulunuyor. Bak şimdi karbondioksit oluşmuş ya arkadaşlar. Şimdi normal koşullarda dinle. Her zaman 1 mol her gaz arkadaşlar ne yapar? 22,4 litre hacim kaplar bu senin sabitin Her zaman öyle gazları için diyoruz sadece. O zaman şöyle diyeceğiz. 44,8 litre hacim kaplayan gaz kaç moldür dersek arkadaşlar. En de buradan ne yapar? 2 mol olarak bulunur değil mi? Şimdi buradan 2 mol oluşması için tepkime katsayıları bak. Buradan 1 oluştuğunda buradan 1 karbondioksit kalsiyum karbonat tepkimeye girmiş. Şimdi o zaman 2 mol oluşması için buradan ne yapması lazım? 2 mol kalsiyum karbonatın harcanması lazım arkadaşlar. Kaç mol kalsiyum karbonat harcanması lazım diyor? Tabii ki de 2 mol olduğunu bulduk arkadaşlar. Kalsiyum karbonat harcanmalı dedik arkadaşlar. Tamam mı? Bu yani. Mantığını anlarsan bu iş çok kolay. Konu anlatımlarını da izlediysen çok çok daha kolay. Gel bakalım sıradaki sorumuza geçelim. Beşinci sorumuza baktığımızda denkleme göre diyor 11,2 gram demir katısının tamamen harcanması sonucunda kaç mol demir 3 oksit katısının oluşacağını işlem basamaklarını göstererek bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar demir katısından bahsediyor ya bak buradaki oranları kullanacağız yine. Yani 4 girdiğinde 2 çıkmış arkadaşlar. O zaman demirin molüne geçmem lazım. Demirin 1 mol 56 grammış. Hemen yazdım. Demirin 1 molü dediğim 56 gram dedim. Soru sana bunu verecek zaten. Ezberlemene gerek yok. O zaman 11,2 gram demir kaç mol dersem arkadaşlar buradan da n'i ne bulurum? 0,2 mol olarak bulurum. Şimdi kat sayım ne? 4 girdiğinde 2 çıkıyor. O zaman buradan 0,2 mol demir tepkimeye girdiğinde ne yapar? Yarısı kadar 0,1 mol F2O3 derim. Sorumun cevabı 0.1 mol olur arkadaşlar. İşlem basamaklarında bunlar. İkinci senaryo soruları bunlardı. Hadi gelin bakalım 3. senaryoya geçelim. Tabi MEP üçüncü senaryoda bir 5 soru daha yayınlamış arkadaşlar. Bu 5 soru bir tık daha böyle işlem isteyen sorular arkadaşlar. Hadi gelin bakalım görelim sorularımızı. Sorumuza baktığımızda 32 gram karbon elementi ile 8 gram hidrojen elementinin tam verimli tepkimesinden 32 gram C3H4 bileşi oluşuyor diyor. Buna göre 3,6 gram karbon elementi ile 0,8 gram hidrojen elementinin tam verimli tepkimesinden kaç gram C3H4 bileşi oluşacağını işlem basamaklarını göstererek bulunuyor. Arkadaşlar şimdi bak karbon birleşiyor hidrojenle ne yapıyor arkadaşlar C3H4 oluşuyor. C3H4. Ya tabii ki de buradan iki tane kullanacağım bu moleküler yapı falan ama bu önemli değil. Sana zaten oranı veriyor. Yani buradan 32 gram girdiğinde arkadaşlar başlangıç için bak başlangıç için 32 gram girdiğinde 8 gram hidrojen tepkimeye girdiğinde yine buradan 32 gram oluşuyormuş. Ya arkadaş 32 gram. Şimdi maddelerden biri bitene kadar tepkime devam eder. Ama şunun bittiğini düşünsene o zaman. Hidrojene gerek kalmazdı yani. 32 gram tamamı bitse e ne yapacaksın buradan 0 gram mı alacaksın 32 oluşması için? 0 gram mı alacaksın? Hayır o zaman hidrojen nereden gelecek? Demek ki biten bu değil bak. Birinden biri mecbur bitecek. Bu tip sorular hep aynı gelir karşına. O zaman şöyle diyorum. 8 gram hidrojen bittiğinde arkadaşlar. Buradan da ne yapar arkadaşlar? Şimdi 8 gram bitti. 32 oluşacak. E, toplam girenlerin kütlesi, ürünlerin kütlesine eşit olması için ne yapması lazım buradan? 24 gram tepkimeye girmesi lazım. Ki 32 gram olsun. Bak H2'den kalmadı. Buradan 8 gram artar karbon tepkimeye girmez. 32 gram da C3H4 oluşur. Şimdi neyi buldun sen? Bak m karbon bölü m hidrojen bu bileşik oluşurken kütlece birleşme oranı 24 bölü 8 yani 24 gram karbon girdiğinde 8 gram hidrojen giriyorsa sadeleştirirsek 3'e 1'dir. Yani oran şu. 3 grama 1 gram oran arkadaşlar bu 4 gram bileşik için. Şimdi soru da onu soruyor bana. Diyor ki 3.6 gram karbonla 0.8 gram hidrojen elementinin tam verimli tepkimesinden diyor. Yine yazalım bak karbonla hidrojen gidecek. Ne yapacak arkadaşlar? C3H4 oluşacak, oluşturacak. Bak tabii ki de burası 2 ama bu kütle olduğundan önemli değil. Yine başlangıç, değişim, sonuç diyelim arkadaşlar. Bak şimdi başlangıçta elimde bu sefer ne olacak? 3.6 gram karbon yazdım. 3.6 gram karbon, 0.8 gram hidrojen, 0.8 gram hidrojen. Şimdi benim oranım 3'e 1 değil mi? Bak şöyle düşün 3'ü mesela 3'e 1 oran varsa 3,6'ya bak buradan 3,6 birinden biri bitecek mecbur. 3,6 girilmiş olsa buradan 1,2 girmiş olur. Ama 1,2 elinde yok olmaz buradan yapmayacağım o zaman şunu diyeceğim. Hidrojen bitecek diyeceğim bak buradan 1 bittiğinde buradan 3 oluştuğuna göre buradan 0,8 bittiğinde buradan ne yapar? 2,4 3 katı kadar ee, azalır diyeceğiz arkadaşlar oluşmuyor bunlar azalıyor. Şimdi şöyle düşün. 3,4 ile 0,8 birleşirse de buradan ne olur? Kütlenin korunma yasası 3,2 gram C3H4 oluşur. Bak burası bitti arkadaşlar. Şuradan ne yapar? Ee, 3,6'dan 2,4'ü çıkartırsak bak 2, 1,2 gram artar. Karbondan 3,2 gramda ne yapar? C3H4 oluşur arkadaşlar. Soru bana kaç gram oluşur diyordu. 3, 2 gram ne yapar? C3H4 oluşur diyorum. Ve birinci sorum güzel bir soruydu. Hadi gelin bakalım ikinci sorumuza geçelim. Bak aşağıda bazı tepkimeler numaralanarak verilmiştir. Buna göre tepkimelerin türlerini nedenleriyle yazınız diyor. Arkadaşlar oksijen girenlerde ise bak şöyle yazalım. Oksijenle olan tepkimeler ne olacak arkadaşlar? Yanma tepkimesi olacak. Yanmadır. Yanma tepkimesi bu. Şimdi bak İki tane çözelti suyun içinde birleşti. Biri katı olarak çöktü, diğeri çözeltide kaldı arkadaşlar. O zaman şöyle, şöyle diyelim. İki çözelti birleşip, biri katı olarak oluşan ürünlerden biri diyelim. Dur. Birleşip oluşan ürünlerden biri katı olarak çökerse ne oluyor? Çözünme, çökelme tepkimesi oluyor arkadaşlar. Çözünme, çökelme. Ben size önceki videoda da anlattım. Değil mi? Bak buradan soru gelebilir. Katı olarak çökmüş. Buradan anlıyorum. Çözeltler birleşmiş. Bir kat olarak çökmüş. Şimdi bak bir madde kendini oluşturan maddelere ayrışmış. O zaman bu ne oluyor? Bir madde kendini kendini oluşturan Maddelere ayrışıyorsa maddelere ayrışıyorsa ne olacak arkadaşlar? Analiz ayrışma tepkimesi olur. Ayrışma tepkimesi olur. Anladınız mı? Hadi gelin bakalım diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. N2 ile O2 gazlarından oluşan 7,4 gram karışımın normal koşullardaki hacmi 5,6 litredir. Şimdi karışımdan bahsediyorum arkadaşlar. Karışım bir gaz karışımı. Tamam mı? Şimdi normal koşullarda her zaman 1 mol her gaz ne yapıyor? 22,4 litre hacim kaplıyor. E, o zaman şöyle dedik arkadaşlar. 5,6 litre ise 5,6 litrelik bir karışım kaç moldür? Arkadaşlar bu karışımın 4'e böldüm. 4'e böldüm. 0,25 mol olduğunu biliyorum ben. Şimdi şöyle diyelim. X mol N2'den Y mol O2'den olsun. O zaman bu karışım X artı Y yani X mol ve Y mol toplam 0,25 mol olmalı. Çok güzel. Şimdi bir de diyor karışım 7,4 gram. Şimdi bak buraya dikkat et. Şimdi N2'nin 1 molüne bak. Azotun 1 molü 14 gram 2 mol azot, 2 mol azot atomu olduğuna göre 14 çarpı 2'den arkadaşlar 28 gram 1 molü gelir bunun. Bak mol ağırlığı şu. Mol ağırlığı molekülün tamam mı? Şimdi O2'ye bakalım arkadaşlar. Bu da 16 çarpı 2'den 32 gram 1 molü gelir. Çünkü 1 mol oksijen atomu 16 gram. O zaman ne olacak? 16 çarpı 2'den 32 gram olacak 1 molü. Arkadaşlar Şimdi şöyle düşün bak. Bunun 1 mol 28 gramsa mesela bak 1 mol 28 gramsa ne olacak? Ben bundan x mol aldım ya arkadaşlar. x molü kaç gramdır derim. Buradan da 28 x gram gelir. 28 x gram. Ya aynı şekilde o zaman 1 mol 32 gramsa ben bundan y mol elime aldıysam bu da ne gelir? 32 y gram gelir arkadaşlar. Şimdi çok güzel bak. Bunları ayarladıysam. Sen şimdi 28x gram n2 ile 32y gram bak şurası güzel yazayım 32y gram o2'nin toplamının 7,4 gram olduğunu biliyorsun 7,4 şimdi şöyle yapalım şuraya eksi 28 ile çarpalım her birini çarpacağım normal denklem çözüyorum arkadaşlar bak eksi 28x eksi 28y eşittir bak 0,25 ile çarpmam 4'e bölmem demek ne gelir eksi 7 28'i 4'e bölersem o zaman burası 28x artı 32y eşittir 7,4. Arkadaşlar buradaki x'ler birbirine götürür. 32'den mesela. 32'den 28'i çıkartırsak arkadaşlar. Burada tersten yapıyorum. Ne olacaktır? Burası 4y olacaktır. 7,4'ten 7 çıkarsa da 0,4. O zaman y ne olacaktır arkadaşlar? 0,1. Bak mol. Şimdi dikkat et. Sen x mol ne 2 y mol o 2 olsun dedin ya. Şimdi x artı y ne yapmıştı şuradan arkadaşlar 0.25 yapmıştı 0.25 bu n2'nin molü bu o2'nin molü e o zaman x neymiş 0.1'miş 0.10 gibi düşün 0.25 olması için y'nin 0.15 olması lazım arkadaşlar. Toplamı 0.25 yapması için. Yani n2 ve o2'nin mollerini böyle bulabilirsiniz. Hadi gelin bakalım diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. 0.2 mol n2 ve 1 mol h2 gazının tam mayınının tepkimesinden oluşan NO3 gazı. Yeterince o2 ile de yakılıyor. İlk önce bir dur bakalım. Şuraya kadar oluşan NO3 diyor ya. Yani. Bir ne kadar NO3 oluştuğuna bakalım mı? Arkadaşlar. Şimdi ben n2 ile... Ne yapmışım? H2'yi birleştirmişim. NH3 oluşturmuşum arkadaşlar. NH3. Tepkimeyi denkleştirelim. Bak iki tane azot girdi. iki tane azot çıkacak. Alttan hidrojen çıkmış. O zaman alttan girmesi için şuraya 3 yazdım. Tepkimen bu. Şimdi 0,2 mol ile 1 mol dedik arkadaşlar. Bak şurası 0,2 mol. Tamam 0,2 mol. Şurası da 1 mol. Şimdi dikkat et. Şimdi 3'e 1 oran var. 1'i 3'e bölersem 0,33 gibi bir şey gelir arkadaşlar. Bak 0,33. Yani buradan 1'in tamamı bitti desem. Buradan 0.33 gibi olur ama elimde yok. 3'e böldüm 3'te 1 yani. Buradan gidemem. Şuradan gideceğim. Diyorum ki bu bitsin. 0.2 mol ne 2 biterse 3 katı buradan 0.6 mol H2 biter. 1'e 2 orandan artı 0.4 mol N3 oluşur. Arkadaşlar bak. Şimdi şurası bitti. Şuradan 0.4 mol H2 artar. Tamam mı? 0.4 mol ne yapar? N3 oluşur arkadaşlar. 0.4 mol N3. Çok güzel. Şu da artan madde biten hatta neydi? Sınırlayıcı. Sınırlayıcı. Şimdi soruya bak. Diyor ki bu diyor gaz oluşan NO3 diyor arkadaşlar. Tamam mı? O2 ile yakıldığında yeterince O2 ile yakıldığında NO2 gazı ve H2O sıvısı oluşuyor diyor. Bak şurayı kapattım şöyle. Şimdi NO3 o zaman yakalım arkadaşlar. NO3 artı O2. Ne yapmış arkadaşlar? NO2 gazı ve su oluşmuş. NO2 artı H2O. Denkleştirelim. Şimdi arkadaşlar mesela şöyle diyelim ben. 3 hidrojen 2 hidrojen. Bak genişleterek yapalım. Mesela buradan 2 dersek. Mesela 2 azot olur. 2 azot olur. Genişlettim. Şimdi 6 hidrojen. Bak hidrojenlere baktım. 6 hidrojen girmiş. O zaman şuraya 3 koyarsam 6 hidrojen çıkar. Bak 3 oksijen burada. 2 iki kere 2'den 4 oksijen burada. 7. Arkadaşlar moleküler elementlerin önüne kesirli sayı koyabiliyorduk. Sadece bunların yani aynı atomdan oluşan moleküler yapıların. 7 tane girmesi için 7 bölü 2 iki yazarım. 2'ler birbirini götürürse arkadaşlar ne yapar? Buradan 7 tane Oksijen girmiş olur. Yani tepmem bu. Şimdi NH3'den 0.4 mol mu oluştu? Bak şuraya yazıyorum. 0.4 mol NH3 oluştu. Şimdi ne diyor? Yeterince O2 ile yakıldığında diyor arkadaşlar. Oluşan suyu soruyor bana bak. Şimdi 2 tane NH3 girdiğinde 3 tane su oluştuğuna göre 0.4 NH3 girdiğinde arkadaşlar ne olacaktır? Bak bunun 0.2 katıysa çarpı 0.2 ise bunun da 0.2 katı oluşur. Yani 3'ün 0,2 katı 0,6 mol ne yapacaktır? H2O oluşacaktır. Soru yine bitmemiş. Var. Kaç gram demiş? Şimdi suya bakalım. Suyun mol ağırlığına bakalım arkadaşlar. H2O. Hidrojenin 1 molü 1 gram. 2 molü 2 çarpı 1 gram. Artı oksijenin 1 molü 16 gram. Toplasan burası 18 gram geliyor 1 molü. E bunun 1 molü suyun arkadaşlar 18 gramsa ve 0,6 mol oluşacaksa 0,6 mol oluşacaksa bu kaç gramdır dersem arkadaşlar buradan da 10,8 gram H2O oluşur derim arkadaşlar. Ve ne yaparım? Yeni soruma geçerim. Şimdi 28 gram C2H4 ile 19,2 gram O2 gazlarının %50 verimli tepkimin sonucunda oluşan karbondioksit gazının normal koşullardaki hacmini bana sormuş. Şimdi arkadaşlar ne yapmışız? süre yazayım. C2H4 artı O2 tepkime girerse organik bileşikler yanında her zaman ne oluşuyordu? Karbondioksit ve su oluşuyordu arkadaşlar. Şimdi 2 karbon, 2 karbon. Bak 4 hidrojen, 2 ile genişletsem 4 hidrojen. 2 oksijen burada, 2 i̇ki kere 2'den 6 burada. 2 i̇ki kere 2'den 4 burada. Toplam 6 oksijen çıkıyor. Bak 2 oksijen, 4 oksijen, 6. Şuraya 3 koyarsam ne yapar? 6 oksijenle girer. Şimdi bunların molünü bulmam lazım arkadaşlar. Bak C2H4'ün 1 molünün ağırlığına bakalım. Karbonun 1 molü 12 gram. 2 molü 12 çarpı 2 gram. Artı hidrojenin 1 molü 1 gram 4 molü 4 çarpı 1 gram. Toplasam buradan 28 gram gelir 1 molü. E şimdi 28 gram girdiğine göre zaten şuradan 1 mol tepkimeye girmemiş mi arkadaşlar? Bak şuradan 1 mol tepkimeye giriyor. Anladınız mı? Şimdi O2'ye baktım. O2'ye baktım. Bunun mol ağırlığına bakalım. Oksijenin 1 molü 16 gram. 2 mol oksijen var. 16 çarpı 2'den 32 gram 1 molü gelir arkadaşlar. Şimdi O2'nin 32 gram 1 molü ise ne yapar arkadaşlar? 19,2 gram tepkime girmiş. 19,2 gramı kaç moldür dersem e buradan da ne gelir? 0,6 mol gelir. Yani tepkime giren 0,6 mol. Bak bu tepkime %100 verimli olsaydı arkadaşlar değil mi? Şimdi sınırlayıcı bileşen hesabı yapardım bak. Dikkat et. 1'e 3 oran var ya birinden biri biter derdim %100 verimli tepkimelerde. 1 mole 3 katı buradan 3 mol azalmalı derdim ama elinde 3 mol O2 yok. O yüzden O2 ne? Sınırlayıcı bak. Önceki sınavda da vardı. Birinci senaryoda da vardı böyle bir soru. Sınırlayıcı. Sınırlayıcı belirledim mi? O zaman şöyle sen bil ki sınırlayıcının tamamı bitmiyor. Tepkime %50 ile gerçekleşiyor ya. O zaman bu sınırlayıcının tamamı değil de %50'si yani sınırlayıcıya göre verim hesabı yapılır. Bak verim buna göre sınırlayıcıya göre yapılır. Bunun yarısı %50'si yani 0.3 molü tepkime giriyor. Bak bir daha söylüyorum. Şunun %50'sini aldım. %100 verimli tepkime olsaydı sınırlayıcı tamamen biterdi. Tamam mı? 0.3'e şimdi ne oldu? 3'e 1 oran. 0.3 mol buradan gittiyse 0.1 mol da buradan gitmiştir arkadaşlar. 1'e 2'den Buradan ne yaptı? Bak 0,1 giderse iki katı 0, 2 katı 0,2 mol karbondioksit dedim. Bak 1 C2H4 harcanırsa 2 su oluşur. O zaman 0,1 harcanırsa da iki katı 0, 2 katı 0,2 mol su oluşur. %50 verimle bu tepkime böyle gerçekleşir arkadaşlar. Sonuç olarak 1'den 0,1 çıkarsa 0,9 mol C2H4 artar. 0,3 mol O2 artar. 0,2 mol karbondioksit oluşur. 0,2 mol de ne yapar arkadaşlar? su oluşur. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. O zaman bana oluşan karbondioksitin yani bu gazın diyor normal koşullardaki hacmi. Şuraya yazalım. Normal koşullarda her zaman 1 mol gaz ne yapıyor arkadaşlar? 22,4 litre hacim kaplıyor. 0,2 mol oluştuğuna göre 0,2 molü kaç litre hacim kaplar dersek arkadaşlar şuraya yazıyorum. Bak 0,2 katı yani 2 katı 44,8 0,2 katı da 1 geri gelirsem 4,48 litre karbondioksit ne yapar arkadaşlar? Oluşturur. Tamam mı? Yani şundan. Şundan oluşacak yani. Tamam Şundan. 0,2 molü bunun ne yapar? 4,48 litre gelir. Dedik ve ne yaptık? Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizlere sınavlarınızda faydalı olur. Onun sınıflarda 3 soru 3 senaryo da yaptık. Diğer sınıflar için de bütün senaryoları yapacağım arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.